Ah be mekanik ne yordun bizi be. Mekaniğin silah istası bölüm 6 numaralı görevi. AKM'yi istenilen özelliklere modifiye et. Bu videoda bunun açıklamasını yapacağım. Oyunu Türkçe oynayan arkadaşlar için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bunu yaparken arkadaşlar ihtiyacımız olan tüm parçaları burada gösterdim. Şimdi bu parçaları tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle bir tane AKM 760 39 taarruz tüfeğine ihtiyacımız var. Bu tüfeği alabilmeniz için 40 ila 50 ruble arasında bir bedel ödemek gerekiyor ya da traderlarda eğer mevcutsa trampa karşılığı alabilirsiniz. Bir susturucuya ihtiyacımız var. Silent Serco Hybrid 46 çoklu kalibreli susturucu. Bunun fiyatına bakalım. Ortalama 77 ile 87 arası bir fiyata satılıyor. Bir adet Zenit PT1 klasika dipçiye ihtiyacımız var. Bunun fiyatı 11 ila 18 arasında satılıyor. Mesela kayakçıda bu 13.500'müş. Buradan direkt alabilirsiniz. Bir tane Wompsplat 432 tüfek dürbününe ihtiyacımız var. Bunu da Jagger'dan 15.192 arasına alabilirsiniz ama hani 11, 12, 12.5 arasında da ederi var. Pazardan bulmanız mümkün eğer pazarınıza çıksa. Diğer bir AK için Akademiya Bastion toz kapağına ihtiyacımız var. Bu da kayakçıda 6.325'e satılıyormuş. Bir diğer ürünümüz AK türevi silahlar için PMAC 30 AK Gen M3 7.62-39 şarjöre ihtiyacımız var. Bu en zor bulunanından arkadaşlar. Ara bulucuda 31 dolar karşılığında bunu tedarik edebilirsiniz. Fiyatlara baktığımızda 11 ile 15 arasında olduğunu görüyoruz. 25 mm halka UTG. Bu da Jagger'da 1.733 ruble karşılığı satın alabilirsiniz. Ya da pazarda eğer bitmişse bu tüccarda 3.5 ila 8 bin ruble arasında bunu da bulabiliyoruz. AK için Zenit RP1 kurma kolu ihtiyacımız var. Buna bakalım kayakçıda 3.63'e var. Eğer pazarda kayakçıda bitmişse 9 ila 14 arasında bir fiyata bulabilirsiniz. Bir Silencero Hybrid 46 için düz yivli montaj adaptörüne ihtiyacımız var mekanikte kilitli olduğu için arabulucudan dolar karşılığı ya da pazardan 12 ile 18 arası bir fiyata bunu da alabilirsiniz. Bir tane dipçiye ihtiyacımız var. Bu dipçik AK için Tapco Saf Steel FD Kabza. Burada bakalım nerede bulabiliriz? Evet bulamıyoruz genelde. O yüzden pazardan almanız gerekecek. Böyle şans eseri düzgün bir şey gelirseniz yapışın. Mekanikte varmış bu. 5 kağıda. Fakat kitli. O yüzden pazardan almak durumundayım. 20 ile 10'un arasında bir değere sahip. Ve son olarak AKM 6P1 CB12 gaz tüpüne ihtiyacımız var. Bu gaz tüpü için gerekli bir parça mekanikte satılıyor, alabilirsiniz. Bir de bu gaz tüpünün içini boşalttığımızda AK100 tipi polimer handguard'a ihtiyacımız var. Bunu da Prapord'dan 1.440 lira e alabiliyoruz. Ve önemli parçalardan bir tanesi Fortis Shift taktik ön kabzası. Bu bayağı tuzlu ama fiyatı düşmüş. 138 dolar fakat kitlidir. Seviye 4'te satılıyor. O yüzden bunu marketten almanız gerekecek. 45 ila 50 arasında bir fiyata sahip. Tekrar bir bakalım. AKM taarruz tüfeği, hibrit 46 susturucu PT1 dipçik, 432 Worms Pilat dürbün, Bastion toz kapağı, PMAC Macbul Gen 30 şarjör, UTG 25 mm halka, Zenit RP1 kurma kolu, hibrit 46 düz yivli montaj adaptörü, kabza, gaz tüpü, shift ön taktik kabza ve AK100 polimer handguard. Bunları şimdi teker teker hepsini birleştirelim. Evet, silahımızın görünüşü bu şekilde. Toplam maliyet ise şimdi size gösteriyor olacağım. Bu parayı ödeyerek bu görevi tamamlayabilirsiniz. Silahımız bu şekilde olacak. Ve eğer satamıyorsanız dayanıklılığının 60 ve üzerinde olmasına özen gösterin. Çünkü 50'nin altındaki dayalıkları silahları almıyorlar. Bunu tamir etmeniz gerekecek. Benimkisi 89.9 olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Ve arkasından mekaniğin görevlerine geldiğinizde silah üstesi bölüm altında teslim et dediğinizde silahımızı veriyoruz. Bu neden önemli? Mekanik 0.14 ve bir sonraki seviyede 0.15 mekaniğin ikinci seviyeye gelmiş olması demek. Yani 0.15 reputation'a sahip olması demek sizin için çok önemli. Çünkü bu hideout'unuzda yani sığınağınızda çalışma masasını ikinci levele getirebilmeniz için gerekli olan bir şey. Bu arkadaşı istiyor. 2 level. Bu olmadan da diğer hiçbir istasyonda bir yükseltme yapamıyorsunuz. Ve basit yapılabilen görevlerde olduğu için mekanikte bu ne kadar veriyormuş bize? 0.01 veriyor. Ben bunu da tamamladığım zaman benim artık yolum benim artık yolum açılmış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.